Arkadaşlar, Total War Warhammer 2'de cüce senaryosuyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz geçenlerde başladık cüce senaryosuna. Maalesef ki bizim yüksek elfler ve insanlıkla oynadığımız serimiz devam edemiyor. Çünkü benimle beraber oyun oynayan arkadaşım Ege'nin mikrofonunda bir problem var ve sınav dönemine girmiş vaziyette. Sınav dönemine girdiği için tek başıma single senaryoda devam ediyorum efendim. Oynadığımız senaryo cüce senaryosu sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bölümde Khazrakarak'ta bulunan cüce madenlerinden vuruşmaya başladık. Ve hem burada bulunan Gümüş Yola eyaletini kendi kontrolümüz altına aldık. Üstüne ilerleme kaydetmeye devam ederek Gumbat Dağı ve Grom Tepesi'ni de kendi emniyetimize aldık efendim. Burada artık bizim eyaletimiz haline geldi. Şimdi bu Gumbat Dağı'nda ben bir birlik bulundurmak durumundayım. Çünkü hemen yukarıda bulunan başka bir goblin kabilesi var ki kendisi oldukça çirkin bir goblin kabilesiydi. Bu benim savunma birliğim olacak efendim. Bununla beraber şurada bulunan Sugihorn Tepesi'ne de bir kuşatma kulesi inşa etmeye çalışıyordum. Daha doğrusu sur, pardon. Kuşatma kulesi değil ve bizim burada bir Skaven alt şehri var abi. Yani bir yerden veba yayıyor bize. Bir yerden yozlaşma yayıyor bak. Eğer biz bunu durdurmazsak birkaç tur içerisinde burada hareket edememeye başlayacağız. Yeraltı şehirlerinden birinde, bu şehirlerden birinde fare adamlar saklanıyor. Onları bir çözümlememiz lazım. Şöyle yapacağız sevgili arkadaşlar. Buraya meşaleler inşa edeceğiz. Gece devriyeleri atacağız. Gece devriyeleriyle beraber bulacağız. Bakınız burada misal Skaven'lar bulunmuyor. Fare adamlar burada değiller. Burada bize baskın düzenlemeyecekler. Herhangi bir invasion'a maruz kalmayacağız. Ama ana yurdumuzu farelerden arındırmamız lazım. Her neyse efendim, buraya bir kule inşa edip bu taraftan gelecek akınları önlemeye çalışmayı amaçlıyorum. Ve aynı zamanda burada da fetihlerime devam edeceğim. Varenka tepelerini aldık. Barak Davazbag'ı aldık. Sonrasında hedefim Dok Karaz bölgesi. Diğer cücelerle de sürekli irtibat halindeydik ki bir konfederasyon oluşturabilelim. Ve bayağı bir şeyim var benim. Altınım var aslında. Adamlarıma böyle bir epik itemlar, epik zırhlar bir şey basabilecek miyim acaba? Misal bakınız efendim. Liderlik ve fiziksel direnç muskası var elimizde. Büyülü saldırı yapabilmemizi sağlıyor aynı zamanda. Maden arayıcısının bombası. Bunu yapabiliyorum çünkü benim elimde altın idoller var. O ne ya? Burada birini işaret etti oyun bana ama. Neyse, bilemedim efendim. Peki böyle efsunlu eşya falan yapmaya kalksam ne yapabiliyorum? Efsunlu eşya değil de muskalardan. Elmasla troll katilinin tılsımını yapabiliyorum. Korku salıyor bir de etrafına. Hız ve hücum bonusu veriyor. Arkadaşlar 90 altın yapabilirsek şayet demir ocağımızda bu muskayı mutlaka işlemeliyiz. Çünkü savaştıklarımız zaten orklar ve orkların liderlik becerisi düşük. Liderlik becerisi düşük olduklarından dolayı onları rahatlıkla alt edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik şöyle bir turumuzu salalım efendim. Tur çok çok hızlı geçiyor. Merhaba sınır prenslikleri. Ticaret anlaşması. Hay 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 efendim. Hay hay, insanoğluyla gerçekleştireceğimiz ticari anlaşmalar her zaman için bizim hoşumuza gider. Şimdi sevgili arkadaşlar, insanoğlunun buradaki önemi büyük. Liderliği arttır. İnsanoğlunun buradaki önemi büyük. Zira sınır prenslikleri, burada gördüğünüz sınır prenslikleri bizi vampirlerin tehdidinden koruyorlar efendim. Yani eyaletler arasında buralarda göremiyorsunuz şu an ama Doğu Silvanya ve Batı Silvanya var. Bu Doğu Silvanya ve Batı Silvanya komple vampirlerle dolu. Şu an bizim vampirlerin yurda girişini Zufbar cüceleri ve Karak Kadir'in cüceleri engelliyor. Bu iki cüce klanının muhakkak hayatta kalması gerekiyor. Aynı zamanda sınır prenslikleri de arada bir barikat gibi düşünebilirsiniz efendim. Ve sevgili Kursafen, Prime'ın avantajını kullanarak 18. ayını kutlamış. Dostum, 18 aydır beni desteklediğin için sana çok çok teşekkür ederim. Umarım keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin yayınlarda.
18. yayını kutladıktan sonra gönderdiği mesajında ise Samet abim uzun zaman oldu abone olmayalı. 18. yayımız kutlu olsun. Selamun aleyküm. Öpüyorum seni. Herkese selam demiş. Teşekkürler canım. Teşekkürler. Aleyküm selam. Umarım yayınlarda güzel zaman geçirmeye devam edersin. Şimdi normal şartlar altında bu Sigorn tepesine ben sur yapmayı planlıyordum açıkçası. Bu yüzden buradaki çiftliği yakıp sur yapacağım. Yeraltı gözcülerini kurup bir an evvel bu Skaven'ın şehirlerinden kurtulmamız lazım arkadaşlar. Çünkü şu an bir bir bizi kemiriyorlar, bir bir bizi yiyorlar. Peki, sevgili Sınır Prensliği kabilesi. Bu anlaşmamızı bir de saldırmazlık anlaşmasıyla taçlandırabilir miyiz? Taçlandıramayız. Neden? Sevmiyorsunuz değil mi bizi? Ama orkları temizliyoruz kanka. Öyle düşün. Yani bir de güç sırasında da düşüksün. Ortak düşmanlarımız da var. Neyse. Ticaret anlaşmasına razı olalım madem. Peki Zufbar cücelerini konfederasyona alabiliyor muyum? Orta diyor. Gelsene lan. Hadi ya. Paramız var mı? Agacım para teklif ederdik be. Vallahi gelsen iyi olurdu ya. Peki baraklar cüceleri ne yapıyorlar? Baraklar cüceleri... Onlar da savunma ittifakına gelmiyor. Karak kadrindeki çocuklar ne yapıyor? Evet, onlarla da daha ittifak olamadık. Bossa kalma adamları zaten Allah'a emanet et. Bossa kalma adamlarına pek dokunamam. Oradaki çocuklar ölecek ister istemez. Yavaş yavaş aşağı inelim. Şu Dok Karaz bölgesine de saldıracağım çünkü yakın tarihte. Bak buralarda fare adamların yozlaşması yok. Şuraya bir yere girip içimize şehir atmışlar. Bunun başka açıklaması yok zaten ya. Mutlaka içimizde bir yerde şehir var abi. Yani ya şehir var ya da buralarda bir tane fare adam gizli. Ve sevgili El Patron, Prime'ın avantajını kullanarak ikinci ayını kutlamış. İkinci ayın kutlu olsun El Patron. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin. Umarım bu ayda keyifli güzel zaman geçirirsin. Yayınların sürdürülebilir olmasını sağlamamda bana sağladığın maddi destek için çok çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için de çok sağ ol. Eyvallah. He kardeş ne diyorsun? Askeri ittifak. Ya yapalım, yapalım. Nasıl olsa sana kim vuracak ki orada yani. Daha doğrusu sana vuran adam gelip bana vurabilecek mi? Bence vuramayacak. Bak, Barak Davazbak'ta alt şehir keşfedildi. Burada nasıl alt şehir buldunuz be? Herhalde Lord'un ordusu gidince buldu. Alt şehri yıkmak için 2750 mi para istiyor? Sen ne diyorsun? Abi farelerden kurtarmamız lazım alt şehri. Yani o şehirde fare barınmamalı. Barak Damazbag'ı da bir yık. Buralara çeki düzen vereceğiz. Hemen gelecek turda alacak şekilde Dok Karaz bölgesine ilerleyelim. Birazcık da diplomasi gidelim mi anam babama? İnsanlar, yüce elfler ve kertenkele adamlar. İnsanlar, yüce elfler. Şöyle bir asayiş falan ver bize yavaş yavaş. Birazcık da böyle bir diplomasiye yönelelim. Çünkü insanlar bizi pek diplomaside sevmiyor gibi. Gumbat Dağı'nı upgradeleyelim abi. Gumbat Dağı'na bir cüce tepesi yapalım. Zaten Gumbat Dağı'nı ben elimden geldiğince savunulabilir bir hale getirmeye çalışıyorum ki. Oo çok güzel bak üstümüzdeki... şeyleri def etmişler. Karak Kadri'nin cüceleri üstümüzde bulunan goblinleri yavaş yavaş def ediyor. Aslanlarım benim. Helal lan size. Gel bak ticaret yapalım. Gel bak askeri ittifak da yapalım. Mis gibi mis gibi. Peki aranızda biri konfederasyona geliyor mu? Zuf var baba kop gel günahlarından. Her halükarda hayır mı? Bekle. Ödeme yapayım. Para vereyim abi. Bütün servetimi vereyim. Ne diyorsun? Arkadaşlar bildiğin kabul etti. Vallahi kabul etti. Billahi kabul etti. Şu an Zufbar cücelerini kendi komutama almayı başardım. Bir de Zufbar cücelerinde deli divane adam var. Aslanlarım benim be. Helal lan size. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun abi? Buradaki eyaletlerin kontrolünü sağlayacağız. Aşağıda vampirler falan var. O vampirlere dikkat edeceğiz. Peki Zufbar ne alemde acaba abi? Zufbar'dan da demir geliyor.
Aslan parçaları be. Cüceler birlikte kuvvetli. Peki cücelerin bir vampir avlama durumu var mı? Şurası kale olmasa var ya. Adamları bildiğim avlarım abi. Orada mahvederim herifleri de. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Bakın cüce dünyasını yavaştan bir araya getiriyoruz. Burada gelen ordunun gücüyle ilerleyen vadelerde belki Karakadrin cücelerini bile yanımıza çekebiliriz. Şimdi bu üst katı Karakadrin cüceleri koruduğuna ve biz de bu orklarla savaş halinde olmadığımıza göre burada bulunan orduyu yavaştan Zufbar'a getirip Zufbar'daki orduyu ilerletmemem için bir sebep var mı? Açıkçası ben bir sebep göremiyorum. Burada bulunan orduyu Zufbar'a, Zufbar'daki orduyu da yavaş yavaş düşman sularına. Şöyle Claymore bölgesine doğru bir ilerle. Umarım Zufbar'ı bu arada patlatmazlar. Yalnız senin ordun ne pahalıymış yiğidim. Gerçi aralarında şeyler var böyle, tüfekliler müfekliler var ya, öf 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 öf. Peki ben şeyi merak ediyorum. Acaba bu tüfekli reisler kendi adamlarına vuruyorlar mı? Yani bunları ön safta tutmak zorunda mıyım? Okla aşırtma vuruyorlar ya şimdi, önündeki piyadeye vurmuyor. Tüfekle aynı durum var mı acaba? Yani kendi adamını vurmamayı becerebilir mi? Yoksa Empire Total War'dan gelme alışkanlık. Hani tüfekçinin önüne bir piyade koyarsan kendi adamı düşman demeden biçiyordu. Kendi adamı ve düşman demeden biçer mi? Muhtemelen biçebilme riski var ya. Ben bu adamın ne olur ne olmaz önüne ünite koymayayım. Ama tek başına da iş yapmazsın be. Ne yapsak ki acaba? Neyse duruma göre kullanırız abi üniteyi. Duruma göre kullanırız. Gelecek tur biliyorsunuz fetih turu zaten. Bu arada Zufbar cücelerinin aramıza katılması kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir haber oldu. Bunu zaten bekliyorduk. Karakadrin cüceleri ne diyor peki? Hadi oğlum bizi de al de. Kızıl gözler karşısında savaşa katıl. Katılalım, sizle beraber sonlarını getirelim o çocukların. Katılalım aslan parçaları. Birbirimize dalmayalım abi. Ya sen kimsin, ben seni tanımıyorum. Fare git buradan. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Garanti yanda bir yerde boş şehir var ya. O yandaki boş şehrin sahibi onlar abi. Düşmanını ez. Asayiş mi liderlik mi? 3 tur. 3 tur asayiş düşüşünden hiçbir şey olmaz ya. Şimdi Kazrakarak da bir saniye. Buranın bir de surunu dik bakalım aslan parçası. Kazrakarak için de şöyle bir asayiş veren binayı bir upgrade'le. -8 ne lan? Abi şu farelerden. Farelerden kurtulmuşuz galiba. Abi geçen tur buraya bir yere fare girdi o zaman ya. Şu gümüş mızrak da komple farelerim ben size söyleyeyim. Ha bu da bu arada geçen elf serisinden biliyorsunuz bizim Ege'nin ırkı. Ege'nin oynadığı elf ırkı bu. Ay görünce bir şey yaptım be. Ve sevgili Emo Altan, günaydın abi. Ege ne zaman gelir, bir bilgin var mı demiş. Balım bilemiyorum. Bilemiyorum. Maalesef. Daha biz bunlarla barıştayız değil mi? Gerçi barışta kalmanın bir lüzumu yok ya. Patlatalım gitsin orkları. Savaş ilan etsek ve müttefiklerimizi yanımıza çağırsak, müttefikleri çağırmadan güç ne diyor? %50 %50 diyor. Güç benimle olur mu? Umarım güç benimle olur abi. Güç benimle olmazsa sıkıntı. Çağırma müttefikleri, ne gerek var ya? Çağırsam gelirler mi? Güvenilir, güvenilir. Gerek yok, hiç var ya böyle dostluğu zorlamayalım. Selamun aleyküm kardeş. Sizi bir dağıtmaya geldik. Üf. Zaten orkların ne canı varmış ne bir şey varmış. Otoda patlat git ya. Ben en çok vampirlerin oradaki çocuklardan çekiniyorum. Vampirlerin oradaki elemanlar sıkıntı çıkartabilir. İşgal et bölgeyi. Güzel. Gözü pek başarımını da aldık. Muharebede düşman da indirdik. Sevgili cücel ordu, sana bir muska upgrade'lemek lazım Tosun'um. Sana bir muska upgrade'lemek lazım. Atanın rünü var, fıçıcı var. Cevher ve obsidyen madeni geliri. Abi saçmalama Allah aşkına. Ne obsidyen madeni geliri ya? Bu adam savaşçı, savaşçı.
Tez ölüm kılıcı ejder miğferi. Savaşçı adama ne upgrade'i basacağız? Bir tur daha tanki ol. Aslanım cüce kral. Bir tur daha tanki ol. Yanındaki çocuk. Yanındaki çocuğa ne vereceğiz? Hücum bonusu verebiliriz. Yetenekte düşüş verebiliriz. Böyle bekleme süresinde. Bekleme süresinde düşüş verelim. Tamam, sen burada ordunu onar. Şu Barak Davaz Bagda. Ne yapabiliriz? Biblo imalatçısı yapacağım da şimdilik beklesin ya. Abi her yere biblo imalatçısı. Şunu da kırabilirsin burada. Biblo imalatçısı. Sur artı keşif yeri. Klasik. Eski oynadığımız yöntemden ilerleyeceğiz. Bu arada taş kulesi madenine gidilir mi buradan? Gidilir. Zufbar. Abi Zufbar'a da var ya, bir sur yapıp kurtulabileydik. Hakikaten çok sevinecektim ya. Oraya da sur yapamadık ki. Büyüme. Ver lan, arpa tarlası ver de büyüme bassın ordu. Bunlar kimler? Bunlar da fareler. Evet, Skaven'lar burada. Abi fareleri de karşıma almak istiyor muyum? Asıl önemli soru bu. Ferrik klanı. Ya bunlar er geç bizde savaşacak da şimdi. Dört bir yanımız düşman. Vallahi dört bir yanımız düşman dolu ya. Buranın girişi bir Zufbar'dan var, bir de aşağıdan var. Sanırım başka bir yerden yok. Yani şuraya bir yere gelip burada bir kamp vaziyetine alırsan orduyu. Kamp vaziyetinde burada kalabilir misin? Umarım kalabilir. Yabancı topraklarda ordu yetiştiremez. Yani burada ben şimdilik önlem olarak bırakıyorum elemanı. Ve sevgili X46 Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş ve yayınımızı desteklemiş. Dostum hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Umarım yayınlarda keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin. Sağ olasın. Birazcık daha kalabalık olsa ordu var ya, neler neler yapacağım da. Gunbat Dağı'nda kapalı mı kalalım, bunlarla beraber elemanlara mı pres diyelim, onu bilemedim. Dur ya, ben garanti oynayacağım. Gunbat Dağı'nda kapalı kalacağım abi. Grom Tepesi'ne de bir sur yapabileydik, iyiydi. Ya ben burada farelerin büyümesini istemiyorum abi, o yüzden farelere girişeceğim. Bizim çocukları da çağıracağım yardıma. Bunların uzun menzilli silahı yok aslında. Tüfekçileri de bir denemiş olalım mı? Ve sevgili İdikut 10 lira göndermiş. Unutmadan atayım demiş. Teşekkür ederim İdikut'cum. Desteğin için çok çok sağ ol babuşum. Umarım yayınlarda keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin. Kesene bol bereket. Eyvallah. Ve şey, X46 dünden söylemiştin. Prime'ı beceremedim diye. Bugün yapabilmene sevindim. Hoş geldin tekrardan. Geçtiğimiz 60 günün bütün yayın tekrarlarına erişebilirsin artık. Bilgin olsun. YouTube 8 Kasım'da tıkandı. 8 Kasım'dan sonraki videolar YouTube'da yok. Buradan seyredebilirsin. YouTube'a da temin edeceğim. Elimden geleni yapıyorum da bazen olmuyor. Şimdi bak, nereye kurulacağız biliyor musun? Elimde menzilli silah yok, saldıran taraf benim. Onlar gelirler mi acaba? Umarım gelirler ya. Şöyle cüceleri yığ buraya. Cüce okçularını yığ buraya. Ya defansif savaşlarda şimdi yalan yok iyiyimdir de. Şeyde kötüyüm ya. Merhaba, siz 3 numarasınız. Böyle okçuların orada dur. Diğerleri 1 numara. Şimdi 2 tane buraya. Mutlaka müsamere modunu kapat ve koruma modunu aç. Çünkü müsamere modunu açık unutursan o adamlar kovalıyor milleti. Fareler içimize fare atma riskine sahipler ya şimdi. Adamlar içimize fare attıklarında öyle armut gibi kalmayalım istiyorum. Şu ikisini de birazcık geri çeksene. Heh, tamam. Aynı şekilde şuraya iki kişi.
Yığ baba. Buraya da bir iki yığ. Tamam. Arkaya da şuradaki 5 numara. Tersinden diz madencileri okçuların içine. Amaç okçularımızı savunabilmek abi. Okçuları savunursak okçular eli alır çünkü. Siz de buradan abi. Tamam 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 tamam. Son kalan bir eleman var. Onu da direkt Yüce Kral'ın yanına. Şimdi bir numaranın yapacağını biliyor musunuz? Konumunu korumak abi. 3 numara da konumunu koruyor. Buraya geleni gideni mahvedeceğiz. Geriye ne kaldı? 4 kaldı abi. Geriye kalan 4'ün müsameresini kapat. Şöyle diz şu hatta. Bu tüfekçilerin üzerine gelirlerse arkadan saldıracağız işte ya. 3 numarayla. Seni de 3'e alalım mı? Şuradaki 3'le saldırırız. Ben tüfekçilerin atış mekaniğini çok merak ediyorum. Aa, üzerimize geliyorlar. Gelsinler bakalım. Arkadaşlar, bu fare adamlarla savaşması biliyorsunuz zaten bir ayrı dert. Ege ile beraber savaşırken de bir ayrı dertti. Şu anda apayrı dertliler ve garnizondan üzerimize doğru fırlayan büyük bir ordu var burada. Hadi bakalım abi, cüce tüfekçilerine inanıyorum. Adamlar ellerinde shotgun tutar gibi bekliyor. Mekan çok karanlık ya. Keşke bu kadar karanlık ve kasvetli olmasaymış. Acayip karanlık. Birazcık daha mı geri çeksek sizi? Bir saniye. 5 numara da konumunu korusun bu arada. Abi piyadeleri bizim madenciler parçalar. Konumunuzdan ayrılmayın. Konumuzdan ayrılmayın abi, konumunuzdan. O fare adamların iğrençliğini biliyorum. Şimdi tüfekçiler göstersin güçlerini. Oo, şiddetli yok ediyor galiba. Baksanıza, taka 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 taka. Okçular da başladı. Size müsamere serbest. Size müsamere serbest abi. Biz her adamı koruyoruz koçum. Her adamı koruyoruz biz. Sıkıntı yok. Tüfekçilere müsamere serbest. Birazcık kil kas. Aslanlarım benim. Yamultun abi. Vallahi dört bir yandan saldırıyorlar. Dört bir yandan. Ben buraya zoom yapmayayım. Ben buraya bir zoom girersem çünkü bunlar bana girer. Ben buraya zoom girmeyeyim abi. Tamam. Dağıttınız mı elemanları? Dağıttınız. Böyle bölgeler arasında sorun var mı? Full okçuları deniyorlar, fark ettiniz mi? Şimdi bak düşün. Bu okçular müsamere modunda olsa abi. Dağılmamız lazım bu arada. Dağılmamamız lazım. Dağılırsak onlar bizi dağıtır. Şu arkadakileri vurur musun canım? Umarım öndeki piyadeleri vurmuyorlardır. Buradan da onu öğrenmiş olacağız. Galiba ateş etmiyorlar ya. Bunlar aşırtma sıkamıyor abi. Bunlar aşırtma sıkamıyor chat. Yani okçu bulundurmak her zaman için daha mantıklı. Aşırtma sıkamamalarına şaşırdın mı? Elbette ki şaşırmadım. Ama şey yani. Tamam, tüfekçilerin atış gücü daha yüksek olabilir ama her yerden şey yapamıyorlar. Yine mi aynı okçulara şey yaptınız? Hatta tutun abi. Hatta tutun. Hepsi aynı okçu grubuna dalıyor. Tamam, hatta tuttukları sürece bize burada bir cacık olmaz. Bak şimdi burası zaten öndekiler çarpışıyor. Seni şöyle yan slota desteğe götüreceğim. Sen de buraya doğru açıl. Sen de böyle açıl. Ya bir orduyu yan tarafa desteğe götürme gereği duydum.
Yine mi büyücüleri var elemanların? Aynen abi, elemanların büyücüleri var. Elemanların büyücüleri var abi, büyücüleri fena. De yani bizim cücelerde boş değil, yemezler herhalde ya çoğunu. Lord'a Lord gir. Yardım et adama. Okçulara gelmiyor Allah'tan. Okçulara gelse o kötü olur. Ne büyü rüzgarıymış arkadaş ya. Ben bu arada farelerle bir daha birebir fight'a girmeyeceğim. Bilgisayar oto savaşsın. Ben bir ürktüm. 4. Gel buraya anam. Müsamereyi kapat. Gel tara şunları. Tutabildiğini tara. Tutabildiğini indir. Bize buralarda ne oluyor ya? Bu sefer nereye attı? Ultiyi. Her yeri ultiliyor. Her yeri ultiliyor. Ben buraya şey yapmam abi. Ben buraya daha da elle girmem. Elle girince kötü kötü oluyorsun. Kardeş şuraya konumlan. 4 numara konumlan, alayına sık. Okçu daha iyi. Okçu daha iyi baba. Yine elektrik yedi değil mi birileri? Birazcık böyle minerları da kullanalım. Bir tanesi kalsın geride sadece. Menzilde olanlar şunlara sıkabilir mi? Sizin farelerden uzun menziliniz var. Tutun abi adamı. Yaklaş. Bütün damage'i o büyücü fare vuruyor abi. Bütün büyücü o hamster vuruyor. O hamster'ı bir tutup yakalarsak ahanda şu şu. Giri kahin. O giri kahin midir nedir? Bütün damage'i o vuruyor. Oğlum tarayın milleti. Tarayın orada milleti. Yine buraya büyü atıyor herif. Adamların canı bayağı az gözüküyor. Ya fareleri oto yapalım abi. Ben farelerin büyüsünü hesaba katmadan girdim içeri. Fareleri oto yapalım. Adamların büyüleri bizi çok yıpratıyor. Şimdilik 4x'i al bir şunları. Adamların büyüleri çok yıpratıyormuş abi. Hiç şeye girişmeyelim böyle. Büyük savaş yapacağız diye ağzımızı burnumuzu dağıtıyorlar çünkü. Giriş şuraya. Yok abi bizimkiler ya iyi mücadele ediyorlar. Mücadelede hiçbir sıkıntı yok. Zaten göğüs göğüse savaşta cücelere biraz zor dayak atarlar abi. Bir zahmet cücelere dayak atamasınlar ama şöyle bir problem var abi. Tüfekçi iyi kill almış bu arada. Ya şöyle bir problem var. Adamların kahinlerinin büyülerini oto hesaba katmıyor. Yani normal şartlar altında otoda yapsaydık daha az kayıp verecektik ya. Şu an hani bu kaybı vermemizin sebebi bu arada yine bir 4000'e yakın adamla çarpışmışız. Bu kaybı vermemizin sebebi şey değil ha. Yanlış anlamayın. Benim beceriksizliğim değil. Ha ben yine beceriksizim. O ayrı mevzu ama şey yani oyun büyü güçlerini hesaba katmıyor. Ve The Murat 55 Prime'in avantajını kullanarak subscriber olmuş ve yayınımızı desteklemiş. Murat çok çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Umarım yayınlarda keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin. Umarım eğlenirsin. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Yayınların sürdürülebilir olmasını sağladığın için çok sağ ol. Abi şimdi şu horlaklarla böyle bir agacım tadımız kaçmasın anlaşması yapsak. Güzel. Hatta ticaret yapalım diyeceğim.
Benim kim olduğumu unutma ölümlü falan diyor. Ya size eyvallah çekeceğimden değil de eyaletin kontrolünü almaya çalışıyorum. Eyaleti bir alayım yoksa size eyvallah edeceğimden değil abi. Burada evet biblo imalatçısı açamıyorduk, para yoktu. Silvania Karak Kadri'ne saldırıyor. Adamlarla az önce barış anlaşması yaptık. Az önce. Yani Karak Kadri'nin fraksiyona gelse aslında iyi olur da ucubeler mi? Cüce Hisarı'na yakın bir yerde yıldız metali yani Gromil damarı keşfedildi. Vay. Güzel para geldi. Peki Zufbar'da şöyle bir daha iyi adamlar basmaya başlayalım. Ya elimde siege silahı yokken şeylerin oraya girmem. Vampirlerin oraya girmem. Sen Gumbat Dağı'na doğru bir kendini kapat. Buraya da bir sur bas. Ya da şöyle. Burayı kır. Buraya yeraltı gözlem evi bas. Lekesizlik iyice artsın. Kırdığım yere de şey basacağım, sur basacağım yine. Merhaba. Sur basamıyorum galiba. TR2 olması lazım. Salamura madeni çukuru. Ver abi, Salamura ver. Ver Biblo ver. Buradan taş madeni kulesine ilerleyelim. Orayı da patlatalım. Şimdi sevgili cücelerden barak var cüceleri. Askeri ittifak yapalım abi. Reddetti. Savunalım birbirimizi. Kabul etti. Şimdi askeri diş hırsızlarına karşı savaşa gir. Ya at hırsızı falan keseriz oğlum, neyini dert ediyorsun ya? Bizi askeri ittifak yapmayacaksan adamlar karşısında niye savaşa soktun? Enayi Gaming abi. Beleşe savaşa girdik chat. Beleşe daha fazla savaşa girdik abi. Adamlar askeri ittifak olurum ama şunun savaşına gel falan dediler zannettim. Öylesine savaşa çağırmışlar. Beleşe savaşa çağırdılar beni. Şimdi bu bölgeyi bırakamam. Bu bölgeyi bırakırsam sıkıntı çıkar. Bir de burada kesinlikle şey var değil mi? Skaven yozlaşması %50. Karak Domar'ın orada da adamlar olabilir. Biz de bu heriflere yeni savaş ilan ettik. Ne yapacağız? Bence bu adamı Gumbat Dağı'nda yatırmaktan vazgeçip kullanmalıyım ya. Nerede kullanacağım? Shoulder axes, lads. We move. Ben bence normal yürümekten vazgeçip artık yeraltı tünellerini kullanayım. Herifi hareket ettiremedim oradan ya. Söyle Ungrim demir yumruk, söyle karşısında savaşa katıl. Başımızı iyi belaya sokuyorsunuz ya. Hayırlısı bakalım ya. Bari vampirlerle kapışmayaydık ya. Sistek ben hepiniz modunda. Önümüze gelene lülü yapıyoruz. Böyle devlet mi yönetilir abi? Niye önümüze gelene lülü yapıyoruz abi? Şu yeraltı madenlerini aç. Yeraltı madenlerinden uza şu Grom tepesine. Buradan da Zufbar'a gideceksin. Şurayı geçici süreliğine tutacaksın. Buradaki orduda Karak Domar'a gidip sonra vampirlerin oraya inecek abi. -22 hadiseler. Ne hadisesi ya? Neyse düzeltiriz orayı. Cüce diplomatları teknolojisini açalım. Oradan bir insanlarla ilişki kasalım. Şimdi buraya. Buraya da bir sur. Buranın surunu son kademe yap. Abi yerleşim yerlerini ufaktan surlamaya başlayalım. Ben böyle her yerde adam tutamam çünkü. Yerleşim yerlerini surlayacağız ufaktan. Yavaş yavaş kendimize geleceğiz. Ya da garnizona adam falan ekleyeceğiz işte. Buranın başka yolu yok. Taş madeni kulesine gir.
patlat taş madeni kulesini. Gir içeri. Bak obsidyenci bebe de bir şeyler kasmış. Kadim soy. Ver abi. Ver 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 ver. Eyalet, asayiş, büyüme. Hacı abi sen ne gideceksin? Birazcık daha böyle yeşil delilere karşı savaşırken güç versek. Ya da hücum bonusu verelim. Sönümlemeyi okuyup keşke doğru düzgün sönümlemeye mi yönelseydim? Büyü rüzgarı güç kaynağı. Ben ilk defa bir şey görüyorum zaten ya, cücelerde büyücü görüyorum yeni yeni. Onun şaşkınlığını yaşıyorum zaten. Etrafta ordu göremiyorum. Umarım gelip bu bölgeyi ele geçirmeye çalışmazlar. Diğeriyle de umut ediyorum Zufbar'a kısa sürede gireriz ya da buraya. Eyaletin haline bak. Vampirler böyle çıkıp orada horon tepmemek için kendilerini zor tutuyorlar ya. Bu şeydi galiba. Vlad von Kastien. Vlad'ın orası. Abi buralarda vampirlerle komşu olacaksak yani mutlaka o gözetleme kulelerini yapıp lekesizliği şey yapmamız lazım. Onward. Lekesizliği halletmemiz lazım yoksa sıkıntı. Getir şuranın dibine, gelecek tur şey yaparız. Sınır şehri şeydi değil miydi ya? İnsanların elinde. İnsanları vampirler dövüyor abi, ben onu anladım. Yer altından ilerleye ilerleye git Zufbar'a. Zufbar'daki büyümeyi de arttır. Gumbat Dağı. Şu Gumbat Dağı'na artık bir kapı yap. Sonra imalattan parayı da arttır. Ben her yeri tekliye tekliye gidiyorum da. Hayırlısı bakalım. Şu acı taş madenine falan hücum edeceğim ama. Yani gerilerde çok şeyim yok. Gerilerde çok adamım yok. O beni bir tedirgin ediyor. Şimdi bir saniye. Bizim bebelerle bir şey yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. Konfederasyon. Buradaki cücüye konfederasyon teklif edemiyorum. Birini konfederasyona aldığın zaman eksi mi yiyordun? Bir saniye. Sanki biz 5 turluğuna bir konfederasyon etkisi yiyorduk ya. Aynen aynen, diplomatik ilişki cücelerle eksi 40. Eksi 8 asayişte diğer olaylardan işte, o çocukları konfederasyona kattığımızdan abi. Demek ki birini konfederasyona alınca, ejder uçuyor bu arada ekrunun üstünde. Birini konfederasyona alınca sıkıntı oluyor. Bizim hala o diğer Skaven klanı ile mücadelemiz devam ediyor değil mi? O zaman orada adam var demektir. Zufbar'da isyan. Ver ver, savaş coşkusu ver. Zufbar'da isyan. Ne isyanı var abi? İsyan tehlikesiyle karşı karşıya mı? Direkt isyan başladı mı? Zufbar'a çek şu çocukları. Eksi 4. Uzun sakallılar. Yaşlı homurdananlar mı? Ver ver, biraz piyade var. Biraz piyade, biraz münakaşacı. Şuranın kaleyi bir tiyarla. Yerleşim yerinde sur yok ama %50 %50 diyor. Niye? Adamın çünkü alev püskürtücüleri falan var değil mi? Abi bu büyücü yine oto mu yapsak acaba ya? Oğlum oto bizi çok yıpratır. Ama büyücü de bizi çok yıpratır. En fazla ne olabilir ya? Geçen çok kalabalıklardı. 4000 kişi civarıydı. Şu an böyle adam akıllı bir yere konumlanırsak hallederiz.
Örneğin şu surun arkası. Okçuları böyle bir kısmını buraya, bir kısmını buraya yatay yağarız. Aynen şuranın arkasına abi. Şuranın arkasına bir yerine konumlanacağım. Ya mekanlar bizim için burada önemli. Büyücünün gerçi radarını her türlü alıyordu da en azından şey yemeyiz ya. Yani birliklerini bölmek zorunda kalırlar, anladın mı? Ya bir Kanada ya bir Kanada. Şu arkadaşları bir iki numaraya al. Yanaştır, yanaştır. Bunları şöyle bir arkaya da al. Abi o alev püskürtücülerinin menzili fazlaysa biraz sorun olacak yalnız ya. Tamam, bunlar böyle sağa sola oklarlar. Tüfekçi bizim bak konumlanmamızı zora sokuyor ya. Tüfekçi de buraya konumlansın. Onun müsamere modu açık, geri kaçar. Sizin müsamere kapalı, savunma modu açık aslan parçaları. Şimdi şunların hepsi bir numara. İlk beşliği şöyle öne. Şu şekil. Konumunu koru açık. Sonra diğer dörtlüyü şöyle. Bunun da konumunu koru açık. Madenciler buraya. Madencilerde de konumunu koru. Tüfekçiler 4 numara. Lord'la bizim diğer elemanlar 3 numara. Lord'la bu arkadaş duruma göre yer değiştirecek. Duruma göre hareket edecek. Herkes tamam. De şu 4 numaraya iş yaptırmazlar ya. Hiç zannetmiyorum var ya. Ben bir tek adamın büyücüsünden çekiniyorum abi bak. Eğri oturup doğru konuşalım. Bir tek büyücüden çekiniyorum. Bir de şu love püskürteninden. Püskürtemez ya. Mutlaka yanaşması lazım. Şunlar köle sapancılar. Alev püskürtmesi için çok yakına girmesi lazım. Onu da bizim çocuklar tarar yani. Mutlaka merkeze girdiğinde canını okurlar ya. Bir dahakine tüfekçinin arkasına bir ordu verip oraya ayrı bir gruba yerleştirelim abi. Biraz zamanı hızlandır bakayım. Biraz gelin buraya doğru. Bir ordu destek birim yarattı. Hemen indirelim onu. Hemen indirelim. Oğlum okçulara ulaşma imkanınız yok bu sefer. Uğraşmayın. Sınıra girdikleri an babalara gelecek onlar. Gerçi köşeden sıkabilirler bak. Bizim adamlar böyle okçular bir parça körde kalıyor. Göremiyorlar mı? Konumlanamıyorlar mı? Mutlaka görüyorlardır ya. Anam babam dur dur. Ordunun başında dur. Ordunun başında dur. Yine elektrik geliyor. Şu kahin ya. O kahini indirsene. Alev püskürtenleri indireceği abi. Bak siz üçünüz. Şunu bir şekilde aşırtın maşırtın tükürün çarkına. Aşırt maşırt tükür çarkını onun. Ama bir saniye. Kardeşlerim burayı bozmadan, burayı bozmadan, anam babam burayı bozmadan. Yo hep beraber değil, hep beraber değil. Orduları durdurmanın bir yolu yok mu ya?
Bizim Lord ve diğer ordusu şuradaki büyücüyü mıhlamaya gitsin abi. Gizli görev gibi düşünün. Okçular, şunlar bizi yakmadan şunları bir bitir anam be. Çok aşırı vuruyor, çok aşırı vuruyor. O çok aşırı vuruyor. Git şu büyücüyü indir abi. Diğer çocuğu yem gibi bırakmışız gibi düşün. Git indir o okçuları da yerine getirtme. Varlak mühendisi büyücü. Canımızı okudu o büyücü, canımızı. Biz körde kaldık. O neymiş ya? O neymiş ya? Abi lütfen şu manyak büyücüyü biriniz durdurun, yıldırım yemekten içim dışıma çıktı artık. Tamam, şunları bitir şimdi. Tamam, güzel güzel, adamın kaçması güzel haber. Adam kaçıyorsa bu bizim için iyidir. Bunlar normal şey değil mi? Gece koşucuları, güzel. Senin görevin 4 numara. Kaçanı taramak. O büyücüyü tara. Şuna yürü. Diğer mikrop burada. Mikroba doğru koş. Bak oğlum, sizi de buraya taret gibi bırakıyorum. Geri mi geliyor? Abi doldur tekrar sık. Sizi buraya taret gibi bırakıyorum bak. Konumunuzu koruyun. Siz buranın taretisiniz abi. Dön, etrafta gelenlere falan zarar ver. Şunları sıkıştırma adam. Ben Aru'ya 4-5 adam verdim. Boşuna vermedim onu. Büyü çok aşırı abi. Büyü bütün olayı bozuyor. Şunları bitir. Okçu, şunları bitir. Taret gel şuraya kurul. Birazcık da bitişik yerleşin anam. Onlar bizim gözümüzde taret. İlk dwarfler bastır. Madenciler bastır. Birazcık zamanı hızlandırabiliriz burada. Güzel. Okçularının işi bitiyor abi. Arkada bizim çocuklar taretlik yapmaya devam edecek şu 4 numara. 2 numara sıkmaya devam. 3 ilerle. Geldiler, bizimkilere mi mokok oluyorlar gene? Bence artık duruş falan kalmadı ya. Git yapıştır çocuklara. O tüfekçileri aslında iyi konumlandırabilirsek adamları yaklaştırmazlar. Bütün mesele aslında tüfekçileri iyi koyabilmekte ya. Şunları bir sık yok et. Bunlar da bir geri çekilsin. Ve Kitip Bey Vol 2 Primer avantajını kullanarak subscriber olmuş ve yayınımızı desteklemiş. Yayına verdiğin destekten dolayı çok çok teşekkür ederim Kitip Bey. Umarım yayınlarda keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin. Yayınların sürekliliğini sağlamak adına bana destek olduğun için çok çok teşekkür ederim.
Abi bu arada inanın bütün killleri o büyücü aldı. Yani şu 228 kaybın çoğu büyücü tarafından verildi. Ha biz de biraz Avel gibi yerleştik şimdi. Yalan olmasın yani. Bir parça Avel Gaming yaptık da. Mesele o değil, mesele büyücü. Bak 57 kill diyor. Diğerlerinin bu kadar alması falan mümkün değildi yoksa. Şu 115 kill alan cüce savaşçıları şey yemekten içi dışına çıktı heriflerin. Büyü yemekten içi dışına çıktı. Abi ne demiş atalarımız? Yılanın başını küçükken ezeceksin. Biz ya bu adamları ezecektik ya da bunlar ömür boyu bizde kalacaklardı. O yüzden yılanın başını küçükken ezmek iyidir abi. Şimdi büyük bir zevkle zindelik kaybını mı azaltalım senin? Gel zindelik kaybını azaltalım. Şimdi büyük bir zevkle abi buradaki elemanları alıp kardeş şey ver, büyüme ver. Buradaki elemanları alıp büyük bir zevkle şeylerin oraya inebiliriz, vampirlerin oraya. Ya da vampirlere inmeden önce şu karak kadrindeki çocuklara yardım edelim. Zufbar'da da ordu toparlıyoruz zaten. Buradaki orduyu da Karaz'a mı çeksek acaba? Doğu Karaz'a mı çeksek? Vallahi bilemedim ya. Nereden düşman geleceğini bilmiyorum ki. Abi Doğu Karaz'a çekelim. Böyle yer altından gide gide ya da tam burada tutalım orduyu. Hangi tarafa destek lazım olursa oraya doğru gideriz. Var mı buralarda basılacak bina? Basılacak bina varsa bile basamıyoruz. Şimdi ben konfederasyon durumunu kontrol etmek istiyorum. Örneğin Karak Kadrin cüceleri bize katılır mı? Düşük diyor. Barak var cüceleri bize katılır mı? Bak askeri ittifaka geldiler. Konfederasyon. Kabul etmiyorlar abi konfederasyonu. Cücelere güvenmez mi? Yani biz de cüceyiz kanka. Biz de cüceyiz abi, onu ne yapacaksın? Biz de dwarf'üz. Anam babam bizim adamın kafa geliyor gidiyor galiba. Harp mı ilan ettiler? Evet, orkların yanına bir grup daha goblin geldi abi. Bir parça sıkıntı yaşayacağız gibi buralarda. Ve sevgili Veontex, Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş ve yayınımızı desteklemiş. Veontex hoş geldin. Desteğin için çok çok teşekkür ederim. Umarım yayınlarda keyifli, güzel zaman geçirmeye devam eder ve eğlenirsin. Çok çok teşekkürler. Şuralardan geçerken bir eksi yedik de. Olur o kadar. Şimdi Kazra Kara upgrade'lemeye devam edelim. Hah, ver lan şu 3. kademe suru. Chat, buraya yapılacak 3. kademe suru ne demek biliyor musunuz? Artık buralarda şey var. Artık buralarda kale var abi. Bu yerleşim yerleri ağzına kadar güvenlik önlemiyle korunuyor demek ki bu bizim için yeterli. Grom Tepesi'nde ne var abi? Grom Tepesi, Gumbat Dağı. Daha onu halledemedik. Zufbar cüceleri. Abi şöyle bir iki şeyi at, madenciyi at, madencileri sonuçta sadece bu adamların arkasını tutmak için kullanırız. İki okçu daha ver, biraz daha yıldırım sakallı ver, uzun sakallı. Karagdamar. Yani para için bina basabilirsin. Para binası basabilirsin. Esip gürleyen birimler için %10 daha fazla menzilli. Yok anam, sağ ol sağ ol. Münakaşacılar tier 2 rütbede çıkarlar. Münakaşacıların menzil gücü %3 şey %10 3 tura. Ben bunu alayım abi, bir okçuların menzil gücünü arttıralım. Varanka tepeleri. Tamam, buralara da yükselt canım. Buralara da ileride iyi upgrade yapacağız. Turu sonlandırmak için ne yapmam gerekiyordu?
Tamam, burada asayiş kötüleşiyor, isyan çıkacak da ben ne yapayım? Hem orada bir ordu var, hem burada bir ordu var. İki ordunun zapt edemediği yere ben ne yapayım? Bu arada münakaşacıları kesinlikle şey olarak kullanacağım. Münakaşacılar değil de bu tüfekli olanları. Taret niyetine abi. Taret niyetine. Onları var ya, özellikle kale savunmalarında o kadar iş yaparlar ki önlerinde ordu da olmayacak onların. Tıkır 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 yamulturlar adamları. Eyalette isyan çıktı Zufbar'da. Zufbar'daki ayaklanmayı bastır. Tek atarım anam. Bak Zufbar'da vampir yozlaşması var ama gelip yine Skaven'lar isyan ediyor. Asayiş getirme başarımı falan kazandı. Kardeş merhaba. Guruldak, şimdi seni vurulması zor bir adam yapıyorum. Gidiyorsun. İsyancıları tekleyip geliyorsun. Kalanları infaz ediyorsun. Muska kazandık galiba. Opal tılsımı. Zufbar'a geri çekil şimdilik. 6 tane münakaşacı yapsam buraya. Bak sonra 2 madenci daha. 6 okçunun arkasını 4 madenci tutacak. 2 de normal piyade bas abi, mis. Hatta şunları atalım, normal piyadeleri. Full uzun sakallı bastık madem. Normal piyadeleri atalım, uzun sakallılar daha iyi gibi duruyor. Hani normal piyade ile uzun sakallı arasındaki farka bakıyorum. Uzun sakallılar şeyler böyle yani. Daha zırhlılar, daha ağır zırhlılar. Cüceler zaten full zırh da. Adamların oluşumu zırh. Eyaletten de iki turda şey gelsin, top gelsin, mancınık gelsin. Hatta eyaletten gelen mancınık sayısını 3 diyelim. Neden 3 diyelim biliyor musun bu mancınık sayısını? Anneciğim ellerine sağlık. Toplamda 4 tane mancınığımız olur abi. O 4 mancınıkla beraber Dakenhorf kalesini falan patlatırız. Yani benim amacım bu orduyla birazcık da kale fethetmek. Şuradaki orduyu da böyle mağaralardan geçire geçire ana mekana indiririm. Bir saniye, sınır prensiplerinden şey almam lazım. No mu? Abi içinden geçeceğim altı üstü, ordumu geçireceğim içinden. Dolanayım mı, ne yapayım? Mağaralarından ordumu indireceğim. Müsaade etmiyor. Sonra da ilişki gerilecek böyle. Vay beni kaktırdı, vay bana sormadan geldi etti diye. Oğlum orklar niye full tek yiyor? Orkları patlatalım mı? Oto da çok rahat patlıyor ya. Oto da patlatma adam. Hani adamların ok saydırmasını, şöyle bir mancoların konumlanıp taramasını merak ettim de. Talan et, yerle bir et. Kolay para güzel gibi duruyor da ben mantar gibi biteceğim abi. Şurayı yıkabilirsin şimdilik. Kolay para gerçekten güzel duruyor ama ben mantar gibi biteceğim babacım, dediğim gibi. Benim olayım bu. Ben mantar gibi tık 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 bitmek istiyorum. Skaven yozlaşması var gibi ufaktan. Rune ustası. Senin hızını da arttıralım biraz rune ustası. Ya şuradaki çocuğu aşağı indirsem kendimi daha çok güvende hissedeceğim ha. Çünkü Barak, Damazbak falan oralar çok savunmalı değil. Gerçi buradaki Karak Dromar da çok savunmalı değil. Neyse, iki turda adamlar basılsın bakalım. Zufbar'da adam fazlası. 3 tane ordu bastığımız iyi oldu bizim için ya. Aver topraklarını yok etmeleri hiç iyi haber değil. Zira Aver toprakları bu insan klanlarından biri sevgili arkadaşlar. Yok artık, daha neler, kaos yozlaşması alacak halimiz yok. 90 tur oldu mu? Yok, 35 tur oldu ya. 90 tur olsaydı
Şey diyecektim ama herhalde kaos gelmeye başladı kapıya. Bir tane sur, bir de biblo imalatçısı. Her yere sanırım... Bu biblo imalatçısını kaldır, buraya da sur basacağım. Toprakların erkenden böyle patates edilmesini istemiyorum ya. Kaynak varsa kaynak çıkacak bak. Sur artı gece gözcüleri fix. Bölgede kaynak varsa kaynak, kaynak yoksa biblo imalatçısı abi. Ekron'da doğru şöyle bir ilerleyelim. Gelecek tur geliyorum. Neden orklar çok güçsüz ya? Böyle büyük bir ordularını göremedim. Vurup vurup geçiyoruz elemanlara. Sur. Ek bina. Gelecek tur ordu fulleniyor. Gunbat Dağı'nda bir tur daha yüzük çıkar. Pekala. Karak Kadir'in ya da Barak Var cücelerini gelecek tur bir yuklayalım. Diyelim agacım bak, geleceksin mi yanımıza? Gel beraber birlik olalım. Biri bizim kahramanı yarmaya çalıştı galiba. Takipçi kazanıldı. Masalcı. Güzel. Zırh var mı elimizde fazladan? Bu arada ben diğer elemanın muskasını bizim ana lorda veririm abi, o pal tılsımını. Hasar direncini %22 arttıran o tılsımı istiyorum çünkü. Asayiş artı lekesizlik. Masalcı işimize yarar. Cüce dövmecisi. Bunların hepsini ben ana lorda vereyim. Madenci sende kalsın. Bak fıçıcıyı vereyim sana. Asayiş ve diğerleri lazım abi. Asayiş ve diğerleri lazım. Yapı ustası katı. Bu cücemiz hangisiydi? Buydu. Dik başlı, vurması zor, demircilik yemini. Ya hepsine demircilik yemini ettirip şöyle tık 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 şey basabilirim de. Varenka tepelerine de bir tur sur. Şurayı tier 2 ile. Kazra Karak'ta burayı bir arttıralım. Ufaktan belki top basmamız icap eder. Zufbar'ın ardındaki çocuk ne yapıyor? Opal tılsımını sal. Sana ne yetenek vereceğiz? Birazcık da can puanını artsın. Abi adamlar zaten tank, adamı iyice tank yapıyorum. Herifin 126 zırhı var. Cüceler inanılmaz zırhlı ya. Bu kadar zırha zaten bu adamlara kim vuracak? Hiç kimse doğru düzgün demeç çıkaramıyor ki. Ben bu arada bir parça çökmüş gibi oynuyorum ama bugün bana çok takılmayın ya. Bir parça çöktüm böyle. Büyüme alabiliriz. Diplomatik ilişkiler, sadakat yemini, yüce kral yetkisi, lekesizlik falan filan geliyor. Atam hazırı. Oradan ilerlemeyeceğim, yok. Keskin nişancılara rütbe mi versek acaba? Artı 10 büyümeyi alayım şimdilik. Bu arada artık ufaktan vampirlere de bulaşmanın vakti geldi. Burası full vampirlerin mekanı. Ya kale olmasa var ya, buranın içinden geçerim de. Kale olmasına rağmen buranın içinden geçebilirim abi. 4 tane şey var zaten. 4 tane gares fırlatan var böyle. Yaşlı sakallılarla falan tırmanıp vampirlerin ana kentlerinden birinin içinden geçebilir miyim acaba? Onu merak ediyorum şu an. Kuşatma falan yapmadan. Adamları kulelerde falan böyle yerle bir edip. Çok fazla münakaşacım var aslında. Bu ordu var ya, tam bu iş için biçilmiş kaftan gibi duruyor da. Şu güç dengesi benim gözümü çok korkutuyor. Bir de yiyeceğim o kadar atak benim gözümü çok korkutuyor. Gerçi şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar.
Vampirlerin elinden kale almak, çocuğun elinden şekerini almak gibi bir şey. Çünkü vampirlerin okçu kuleleri hariç, yani Tower'larda bize ateş edecek kuleler hariç ana bir atış grubu yok, ana bir saldırı grubu yok. Yani sadece mili güçleri var. Vampirlerde okçu yok biliyorsunuz. Özellikle Doğu Silvanya ve Batı Silvanya'da bulunan vampirlerde. Hadi Batı Silvanya'da yine Vlad Vorkastein bazı ölüleri uyandırabiliyor. Hani onlarda da bir namlu alay sistemi var. Belki ölülerden şansına okçu denk gelirse okçu kullanabilir. Ama çok çok büyük oranda herhangi bir şey yok efendim. Herhangi bir birlik söz konusu değil vampirlerde uzaktan çalışan. Sadece şu kuleler bize çalışacak. Ne yapalım biliyor musunuz? Bütün orduyu bir kenara al. Şimdi önce şu 4 tane topçu. Yanlış. Şu 4'ü. Bunlar 3 numara. Bunları bir sal. Bu 4'ü. Bu 4'ünü şöyle diz. Rahat bir şekilde yaylım atışı yapabilsin. Bunların önüne şöyle şeyleri diz. Bizim cüceleri, okçular buraya çalışsın cüce madencilerine. Ki cüce madencileri diğerlerine nazaran çok daha az zırhlılar ama ne yapalım. Burada bulunan münakaşacıları hemen 2 numaralı gruba alalım. Bu münakaşacılarla şurayı tarayalım. Gidip adamlara salçı olalım. Lord'u 3 numara, diğerlerini 1 numara. Surun bir kısmını kırıp oradan içeri soksam elemanları, misal kapıyı kırmak yerine. Böyle bütün hepsini surun bir tarafına vurdursam. Bence surun bir tarafına vurduralım ya. Lord burada. Piyadeler burada. Tamam öyle yaptıracağım ya. Şuradakilere gidip böyle ok savaşına tabi tutarım da. Surları kır, hisar surlarını. Ne atıyorsunuz siz öyle? Ha, evet Samet efendi. Bekle, hisar suru kırılıp öyle girilecek içeri. Git şunları bir tara. Bunların Silvanya kuleleri şey değil mi? Evet. Top atışı yapıyor. Ben o kadarını tahmin edemedim tabi. O yüzden bizi biraz üzecekler şimdi. Siz o kuleye çıkıp anam oradakileri almaya çalışın okçular. Ben vallahi top olduğunu tahmin edemedim. Şimdi 1 numara içeri giriyorsunuz abi 3 numarayla beraber. Diğer mancolar da kafasına göre takılsın. Oğlum surları kırmaya oynayın. Ne kadar az sur sıkarsa bize o kadar iyi. 5 numarada şu ana kapıdan tırmansın, sorun çıkarsın elemanlara. Tabi vampirler de ona göre bufflı. Tabi ben bunu unuttum abi. Vampirler de ona göre bufflı. Normalde diğer ırkların arkadaşlar kuşatma kuleleri, hisar kuleleri şey yapar. Yani çok minimal hasar veren oklar fırlatırlar. Bunlar tank top gibi bir şey fırlatıyorlar. Ne fırlatıyorlar? Ölü mü fırlatıyorlar ya onlar? Bir saniye. Kafes atıyorlar. Efsunlu kafes atıyorlar abi. Oo paşam maşallah maşallah. Efsunlu kafesi ben pek akıl etmedim. O yüzden bir parça canımız yanacak abi. Yani çocuğun elinden şeker almak gibi dedim, o deyimi kullandım ya. Al dedi sana çocuk, al dedi sana şeker. Diğer surları kırın bakalım. Varguluflar falan geliyor. Varguluflar sıkıntı. Neyse artık bizim elemanlar vurabildiklerine vursunlar.
Abi ne yapıyorsunuz orada? Lord'a bir şeyler yapıyorlar abi. Bak bunlar da uzun sakallı cüceler bu arada. Uzun sakallı ihtiyarlar. 5 numara gel buraya, yardıma gel. Şuraya baksana abi, var buflarla kapışıyor elemanlar. Madenci dwarfler. Sıkıntılılar yani, sıkıntıdalar. Vur anacım vur. Bak farelerle uğraşmadıkları yerlerde de şeyle uğraşıyorlar. Buradaki yaratıklarla. Hadi oğlum geçir baltanı. Biz okçulara sevk ettik ya bir yere. O sevkiyatı yanlış yaptık ya. O okçulardan vazgeçmeyecektik abi. Bu okçular şimdi köşeden adamları devirip devirip ulaşmaya çalışıyorlar ki devirebilenler çok harika iş yapıyor. Baksana yan tarafa falan vuruyorlar. Buralarda vorgluflar diğerleriyle kapışıyor. Bizim ana ordu da elemanlarla beraber ilerliyor abi. Yürü. Gir içeri, gir 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 gir, bir numara gir. Vorgluflar bizim elemanları perişan etti galiba. Korkaklar savaştan kaçıyor mu? Kim? Biz burada okçularımızı harcatmaya çıkardık ya. Gerçekten okçularımızı harcatmaya çıkardık yani. O hamleyi yanlış yaptım abi. Onu hakikaten yanlış yaptım. Bizim mancolardan birini de yedirmişler yarasalara. Ya sıkabildiğiniz kadar sıkın, hasar verin de şunlara. Ana ordu burada. Ana orduya zarar gelmez de. Kuşatma savaşlarında iyi değilim ya. Daha doğrusu adamların top attığını hesaba katamadım ben. Vallahi kaçabiliyorsanız kaçın. Benim için ölmenizden daha iyidir. Kaçabiliyorsanız kaçın. Ya en azından bardağın dolu tarafını görüyorum. Kır kır, surları kırabildiğin kadar kır. İnin abicim, inin inin inin, kaçabilen kaçsın. Bardağın dolu tarafını görüyorum en azından. Yani hisar kuleleri falan kırıldı heriflerin. Rahat rahat sıkamazlar. Sar etrafını sar. Madenci cücelerin de ağzına tükürdüler ya. Madenci cücelerin ağzına tükürdüler gerçekten burada. Bir kule daha yok edildi. Tamam, yok et. Bütün kuleleri yok et. Arkaya böyle yarasa sarkıtıp mancoları yemeleri falan filan gerçekten var ya, hiç hoş bir mücadele geçmiyor burada. Oğlum ölmeyin arada. Kaçabilen varsa kaçsın. Var mı kaçabilen? Şeylere takılıyorlar. Atlılara takılıyorlar. Kan atlılarına. Bir daha çocuğun elinden şeker almak deyimini kullanırsam bana kızın lütfen, olur mu? Tam surlarda adam kalmadı. Mancolardan inin ya. 4 numara in mancodan, in in in. Bırak silahları, bırak bırak silahları, kendi adamlarımıza vuruyorsun, bırak. 2 numarada şöyle şuraya toplansın, sıkabildiğine sıksın aşağıdan. 5 numaradaki minerlar şöyle yukarı çıkın. Adamlara yardım edin. Burada zaten amansız bir mücadele dönüyor. Birazcık böyle hızı arttırıp adamların yüklenmesini sağlayacağız buraya. Bizim Lord çok ağır zırhlı yani, bir şey olmaz da. 2 numara halledebildim mi burayı? 2 numara babayı halletti abi. 2 numara diye bir şey kalmadı ki. Okçular diye bir şey kalmadı. Okçularımızı yedirdiler, bitirdiler okçularımızı. Ha iyi, en azından bizim içeri sızan adamlar da var. Güzel sıktınız oraya. Bekleyin oğlum, madenciler geliyor, madenciler.
Bunlar şey değil bu arada ya. Bu madenciler arkadaşlar. Bu çarpıştığımız hortlaklar ağır zırhlılar. İki numara gel çık surlara. Gel çık surlara, aralarından kesin ölenler falan oldu ya, ben ona eminim. Sen hangi akla hizmeten okçuları sura böyle baldırı çıplak tırmandırıyorsun ki? Uzun bizim lordu dövmesinler bari lan. Lordu boş ver de geri kaç. Seni azat ettim. Seni 4 numaraya aldım. Şimdi 5 numaradaki madenciler ne yapıyor? 5 numaradaki madenciler buradaki okçuları korusun. Şu 2 numaralı grup da aşağı doğru ilerlesin. Benim tek niyetim şu surların yukarısına getirip adamları oklatmaktı ya. Oklatamadık abi. Gelin şu aşağıyı oklayın. 1 numara değil de 5 numarada şöyle bir korusun. 1 numaranın asıl derdi burası. Şurada Lord kenarda aslında. Lord'u öldürsen adamlar geri canlanamaz da. Kill kassınlar ya. Ellemeyin, kill kassınlar. Tecrübe kazansınlar abi. Elimizde ne kadar tecrübeli eleman olursa o kadar iyi. Yani bu okçular çok dayak yediler. Farkındayım. Evet ama son dakikaları kill kasarlarsa mükemmel olmaz mı? Bence mükemmel olur. Madenciler zaten dünyanın tier'ını aldı. Baksana adamlar tier 2 falan oldular ya. Okçuları daha verimli kullanacaktık. Ahanda adamlar yıkılmaya başladı. Yürüyün abi orada doğru. Onlar parçalanmıyor mu zaten? Bırak kendi hallerine. Bırak kendi hallerine parçalansınlar. Korku mu salıyorsun etrafındakilere lan? Bak bizim okçular da oradan fıt 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 okluyor. Tabi Zafer avcumun içinde. Lord ölünce hepsi çürüyecek zaten. Evet, düşman bana pahalıya mal oldu. Kill kasıyorlar diye düşündüm de ölen var mı? Ama hakikaten kill kastılar. Bir de burası yani Doğu Silvanya. Hepsinin canı var gibi duruyor da şu ikisinden emin değilim. Bir de burası Doğu Silvanya abi. Yani adamların çok hakiki topraklarından biri. Vampirlerin. Sevgili Özgür 5 lira göndermiş. Selamünaleyküm. Daha yeni takip ettiğim birisine ilk defa donate atıyorum. Nasılsın? İyisindir inşallah. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar dileğin için çok çok teşekkür ederim. Özgür hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Gayet keyifliyim. Sen nasılsın? Umarım sen de iyisindir ve keyfin yerindedir. Çok teşekkürler. Eyvallah. Evet yani vampirlerin torpaklarda da gözüm var. O yüzden oraları da alacağım. Hatta böyle buraya direkt lekesizlik veren binalar basmak isterdim ama... Asker basacağız anam. Asker basma yeri lazım olacak. Bir tane okçu kaybımız olmuş sadece. O da çok önemli değil ya. Şeyden alırız onu. Küreselden alırız onu paramız olunca. Yani vampirlerin bölgeyi alabilmemiz bayağı iyiydi de okçuları çok kötü kullandım abi. Okçuları hakikaten çok kötü kullandım. Adamlar orada bildiğin kendilerini heba ettiler yani. Şimdi peki bu vampirlere vurduğum yumruğun ardından etkilendin mi kanka? Etkilenmedi. Boss sakaldaki bebeler etkilendi mi? Onlar da etkilenmedi. Ya burada ölüsün zaten. Ölü ölü. Gel katıl bana da ben şahlandırayım orayı. Barak var. Barak var da istemiyor. Neyse zamanla alacağız çocukları. Aa ben ek rundu unuttum lan. Ben ekranda unuttum. Huy. Evet abi yine bir okçu kestirme serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Surlardan birini yıkıp yine dimdik içeri dalacağım da bu sefer okçularımı kestirmeyeceğim abi.
Bu sefer okçuları dimdik tepeye salmak yok. Ayıp ediyoruz öyle şeyler yaptığımızda. Ama madencileri zaman kazanabilmek adına bir yere yollayabilirim. Bak misal. Yine fokus noktamız burası olsun. Madencileri zaman kazanmak için şuradan yollarız. Tam şu ortadan böyle surlara tırmanırlar. Hatta daha ileriden. Madenciler biraz zaman kazanmaya yönelik ünite. Şurayı 4 numaraya al. 4 numarayı iyice ger. Bunlar biraz daha kolay olur gibi, bir daha çok büyük konuşmayacağım. Şuradan soru kırar gireriz içeri diye tahmin ediyorum. Ve Bengal'inden şeker almak gibi. Yaptık. Adamlar böyle bir vurdular sıfatımıza. O beni korkutuyor. Tamam, 2 numara da bizimkilerin arkasından gelecek. 3 numara piyadelerin ardından vadi bizimdi diye dalacak içeri. Go. Bak bunlar ok sıkıyor diye hatırlıyorum. Kır, suru kır. Bak bunlar ok atıyor. Koş 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 koş. Madenciler belki şuradan çıkıp kafa oyalar. Hisar surunu kırıp içeri gireceğim. Bak bunlar normal ok atıyor kanka. İnsaflı ok atıyorlar bunlar, kuledekiler. Ötekinin kulesinde o büyük zincire attıklarını ben tahmin edemedim. Hani onları da böyle zayıf kule gibi düşündüm. Aa dedim, lan zayıf kule ise bize çok dokunmaz. Bu sefer okçularımı salmayacağım kenardan. O taktiğin kötü. Gerçi var ya, şuraya bir yere salsaymışız adamlar boşta kill kasarlarmış resmen ya. Neyse neyse neyse, hiç yaptığım hamlelere üzülmüyorum. Şimdi adamlar buradaki surun derdine yanarken biz ne yapacağız biliyor musun? Surda bir gedik daha açacağız. Kırıldı ora. Şimdi bir de öteki ucuna gedik aç. Girin abi içeri. Gir 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 gir. Gir içeri, gir içeri, gir içeri. Bir yeri daha kırıyorum orada. Oradan da bizim diğer çocukları sokacağım. Aha merdivenler dayandı. Merdivenler dayandı. Orada dwarfler mücadele edecekler. Buradan, buradan, buradan. Buradan kanka. Hep beraber buradan giriyorsunuz. Birazdan toplar diğer yeri kıracak. Oradan da 3 numarayla hücum edeceğiz. Sonrasında da surları kırmaya başlayacak diğer elemanlar. Şu hisar surlarından nefret ediyorum ya. Kapıya yüklenmiş elemanlar dünyanın okunu yağdıracaklar üzerimize. Varsın yağdırsınlar. Ya şuraya gel, şuraya. Tamam. Kır. Buradan da bizim 3 numara girecek içeri. Artı bizim çocuklar şuraya konumlanacak. Hisar kulesini yık. 1 numara gir içeri, gir 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 gir. Bunlar uzun sakallılar değil de, bunlar da yine zırhlı ve dayanıklı birlikler ya. Uzun sakallılar olmasalar da. İki numarayı tam şuraya geliyorum. Surun üzerindekileri falan vursunlar diye. Ya da şuraya bir yere gelelim. Hatta buraya gelsek de yeter ya. Tam önünüze gelin, yerleşin. 5 şuraya gel yardıma. Gel yardıma. Bizim çocuklara bir şeyler oldu böyle. Bir surları murları parladı. Bir şeyler oldu bizim çocuklara. Girin içeri. 3 numara merhaba. Vadi bizim diye bildiride bulundunuz mu? Bulundunuz. Herkes hazır. Lan bizim lordu hala taşıyorsunuz mu lan? Abi gerçekten ayıptır ya. Savaşta bari in adamların sırtından be adam. Bence hisar kulelerini artık indirmeye gerek yok. Manco. Manco in, kal yerinde. Beş numara yürü abi.
Şimdi harbi marbı boşa ilan ediyorsunuz. Gir şunlara. Bir numara kapa kapıyı. İki numara gel bir numaranın arkasına. En olmadı önden okçuları götürüp oklatacağım. Üç numara içerideki çocukları temizle, içeride kalanları. Ork veletlerini falan temizle. Nerede bizim büyüncü? Ya ben bu bizim lordu pek sevemedim ya. Ben cüce lordu deyince Gimli gibi bir şey bekliyorum abi. Bu adam böyle tahtından inmiyor. Bir numara bas. İki numara sende tara. Parçalayın şu ork veletlerini de adamlar içeri giremesin. Şu yukarıdakileri indirin. Al biraz hızı. Yukarıdaki madencilere yardıma gitsen. Sen artık 5 numaraya geç. 3 numaradakiler şuradan dalsın. 1 numara şuraya duvar gibi çekilsin. 2 de buraya gelip çocuklara oklasın. Üstümüze gelmeye çalışırsa pataklarız onları. Şurada bizim lord ve diğer elemanda bir güç gösterisi yapsın bakayım. Bas zırhını oğlum. Bas adamlara anti defini. Biraz seri seri kasının orada. Adamları ekse bıraktım. Lord'la çocuğu tek bıraktım da sıkıntı mı çıkıyor sanki? Lord'da değil de çocukta sıkıntı var gibi. Yok edin abi. Bak birazdan okçuların böyle yok edilişiyle karşılaşacaklar. Yok edişiyle. İyi yani yine çok adam kaybetmedik. Ve rüncü sandığım kadar tank değil. O beni yıpratıyor. Keşke rüncü biraz daha tank olsaymış. Şu adam 89 askeri nerede kesti? Kapıda kesti değil mi? Rüncü neredeyse dayağı yiyormuş bu arada. O rüncüyü ben çok ön saflarda kullanmayayım. Hala benim aklım insan save dosyasında ya. İnsan save dosyasında şey yapıyorduk. O Lady'nin save dosyasında hani 3 atlı giriyor ve bütün orduyu duman edip çıkıyor ya. Benim o havzamda kalmış sürekli. Hep şey yapmaya çalışıyorum böyle. Gireyim bir iki tane adamla tekliğim kafasına giriyorum. Biz burayı aldık da üzerinden ejderler uçuyor. Bu arada vampirlere de çok büyük posta koyduk yani. O vampirlere koyduğumuz posta da hafife alınır, yenilir, yutulur cinsten değil. 10.000 para biriktirdik. 5.000 de loncalara yatırım için para gitti. Oğlum bu nasıl ödül ya? Sen bana 10.000 ver, ben 5.000'ini alayım, 5.000'i sende kalsın. Niye? Efsunlanmışsın. Tüm bina gelirlerini artı 9 arttıran adam kazanıldı. Grimm'in baltasını mı aldık? Grimnir'in baltası. Lord'un ordusunda bulunan iki tane ne? Şu birimlerden herhangi birinden iki tane ordu bulundur. Jiro Bomber. Jiro Bomber'ı bulundurursam ne veriyor? 1500 altın artı odun mu veriyor? 12 tane yerleşim yeri işgal et. Ya dur hallederiz onlar kolay. Onlar kolay. Onlar halledilir. Şimdi acı taş madenlerine de şöyle bir artı. Taş madeni kulesine de bir sur yapalım. Buraya da hemen sur kanka sur. Suru bir çekilmiş olsun buranın halledilir. Bir saniye şimdi kılıçta bir şey yok. Muskayı ver, ejder zırhı ya da efsunlanmış seyrek zırh var. Bizim ejder zırhı daha iyidir diye tahmin ediyorum.
Efsunlu eşya yok, fıçıcı cüce gelin. Cüce gelin mi? Bunları başka birine veririz abi. Dur şimdi sana ne verilecek biliyor musun? Cüce dövmesi verilecek. Sana bir de masalcı verilecek. Sen gelir arttırmana gerek yok. Sen savaşçı adamsın. Bu senden boşa çıkanları diğer lordlara dağıtacağız. Seçkin infazcı. Tam ateş desteği. Menzil gücü, mühimmat falan artışı, tüm binaların geliri artı araştırma oranı. Sen şöyle bir menzil artışı ver adamlara. Şaldor'un zırhı. Ve Grimnir'in baltası. Bunlar bize mi verildi? Yok bende o itemler. Aktif skill'lerden biri mi yoksa? Efsanevi baltalardan biri krallara hediye edildi. Balta o zamandan beri nesilden nesile aktarılıyor. Bende bunlar yok. Var gösteriyor ama yok. Ya da var otomatik statları mı verili? Bence otomatik statları verili. 136 zırh gördün mü daha önce? Mümkün değil abi. 136 zırh mümkün değil yani. En babasında o kadar zırh olmaz. Bak bunda 120. Tur başına böyle birazcık daha şey üret. Ejder boynuzu madenlerinden oldu acaba? Onu da merak ediyorum. Canavar adamlar yıktı orayı. Ejder boynuzu madenlerini alırsam 4. bölgeyi de böyle kendi eyaletim arasına almış olurum. Grom tepesinde bir upgrade yap. O Grom tepesine de bir sur çekilecek. Gumbat daha hadi yine kendini kurtarır da Grom tepesine de upgrade lazım. Let us begin. Şeyler geliyor bu arada. Bir tane madenci bas. Never. Vampirler geliyor bu arada. Vampir lordları kızdı bize. Dur bakalım sen böyle birazcık daha şehirlerde kalan bir elemansın. Al bak sana cüce gelin vereyim bina gelirini arttıran. Sonra başka bir şey vermeyeceğim. Muska yok, silah yok, temel zırh. Zırhı öteki çocuğa verelim abi. Zırhı öteki çocuğa verelim çünkü bu çocuk şeyde cenk ediyor. Bu zufbar cücelerinin elemanı vampir diyarında cenk ediyor abi. O yüzden ona verilmeli. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdilik burada bırakalım. Yaklaşık yine 1,5 saatlik tatlı bir bölüm olmuş. Oyun değişelim efendim. Ben de bir save alıp çıkayım.